Tekrar merhaba arkadaşlar. Daha önce elektrikli bisikletimizin ön tekerine arka teker takarak veya bir alternatör takarak giderken elektriğimizi, yani akümüzü, bu ürettiğimiz elektrikle geri doldurabilir miyiz düşüncesi veya fazla kilometre gidebilir miyiz düşüncesiyle daha önce bir video çekmiştim. Şimdi ise bu videoya ek olarak bu cihazı da anlatmıştım. İçerisinde DC-DC step up, yani yükseltici konvertör var. 12 de girse, 30 volt da girse, 40 volt da girse 62 volta ayarladım. 62 voltta 5 tane aküyü rahat doldurmaktadır. Şimdi çıkışa normalde 60 volt bağlamam lazım ama ben 3 tane 70 wattlık ampulü bağladım. Yani biraz yük alayım, güç alayım diye. Ve sizlere ikinci olarak da şöyle göstereceğim. Daha önce 10 watt olarak göstermişti. Şimdi ise 3 ampulde ne kadar olduğunu, yükseldiğini, amperin ve şebekeden çektiğimiz gücün size bilimsel olarak anlatayım dedim. Tekrar şimdi 3 ampulü bağladım cihazımıza. Bakın, ön tekerimiz dönmeye başladı diyelim veya bisikletle gidiyoruz şu anda. Ama bu zorluyor. Yani bizim akümüzden de harcıyor. Bakın, şu anda biraz fazlalaştırıyorum deviri. 62 volta gelecek. Wattımızda 30 volt wattı. Bakın. 62,5 volt. 32 watt. 32,5 watt. Görüyorsunuz. 32,5 watt bir enerji çekiyor. 62 volt. Yani bunu aküye besliyor olarak görelim. Ama şebekeden de ne çektiğini buradan da görelim. 337 watt. Bakın. Bu 228 volt. 3.7 amper, 340 watt çekiyor. 340 watt. Yani 340 watt çekiyor. 34-35 watt enerji üretiyor. Neredeyse 10 katına yakın. İşte enerjinin korunumu kanunu yine karşımızda. Yani ürettiğimiz, üretirken kullandığımız güç daha fazla, ürettiğimiz daha az. Dolayısıyla elektrikli bisikletlerde veya elektrikli arabalarda giderken üretmek, tamam üretirsiniz ama işte gördüğünüz gibi üretirsiniz. Evet, sizlere faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Teşekkür ederim.